Şimdi bir kere 2019, 2018-2019'da Yengeç Burcu'na çok tutulma oldu. Hep Yengeç Oğlak, Yengeç Oğlak demekten ben de farkındayım. Sizi yordum ama gökyüzü orada akınca benim de dilimde tüy bitmiş gibi oluyor. Farkındayım ama Yengeç Oğlak aksındaki gezegen dizilimleri ve tutulmalar 2 yıldır yengeç burçlarının hakkı yendi. Örneğin kurumsal bir yerde çalışıyorsanız kendinizi ifade edemediniz birileri öne geçti veya yöneticiniz elinizi kolunuzu bağladı. Örneğin kendi işinizi yapan bir yengeç burcuysanız piyasaydı, işlerdi, şartlardı, koşullardı iyice sizi bağladı. Örneğin çalışmaya karar verdiğiniz bir türlü listeniz gibi iş bulamadıysanız sevgili yengeçler burada da yine sektörel yine ekonomiksel konulara takıldınız. Şimdi hakkınızı arıyorsunuz daha cabbar oluyorsunuz ve dolayısıyla 2019 uzun. E, son ayının itibaren kendi kaderinizi tayin etmeye başlıyorsunuz. Yeni çevreler ediniyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki yeni çevrelere bunlar her gün çantası takıp sokağa mı çıkıyor? Yok eminim bunu söyleyen de ekran başında çoktur. Sosyal medyayı herkes daha aktif kullanacak aslında. Daha. Daha daha artık yani normal günlük hayatımızda birbirimize ya merhaba sen nasılsın filan diye hem cinslerimiz aa bu işi mi yapıyorsun nasıl yapıyorsun nasıl, nereden alıyorsun ya da nasıl üretiyorsun gibi daha interaktif olacağız. Dolayısıyla da biraz da yeni arkadaşlıklar sosyal medyadan gelecek ve dolayısıyla oradan buluşmalar, kaynaşmalar iş yapmalar, e, tanışmalar hatta iş bulmalara kadar buralarda gidebileceğini iddia ediyor Oğlak Burcu'ndaki toplanan dizilim. Yengeç Burçları da onu Unutmayın oğlakta ne pişerse siz karşı komşusunuz, size ona o da düşüyor Yeni arkadaşlıklar oradan geliyor. Eski sevgiliniz veya eşinizle iletişim kurmaya çalışacaksınız. Örneğin eski eşinizle hukuksal bir probleminiz vardır. Hakkaniyetli davranmamıştır. hakkınız işte orada arayacaksınız. O yüzden en hakkını arayanı biraz oradan geliyor. Haksızlığa uğramışsınızdır. Bir anda bir mesajla ilişkiniz bitmiştir. Oraya söyleyecekleriniz var. Dolayısıyla da eski sevgili önünüze gelince ona söyleyecekleriniz var. Yani aralığın sonuna doğru en çok konuşanı da yapabilir miyiz biz yengeci? En çok konuşanı. Evet Bence yani de. en hakkını ama hak da var içeride. Karşı Hı. sen sen bana buna bunu yaptın. Hesap soranı. Tabi tabii hesap soranı o. Kardeşim ben ekledim size sevgili yengeçler. Ek iş fırsatları kazançları artacak. Küçük küçük işler gelecek ama işleriniz şöyle yürüyecek. Eğer uzun zamandır son iki yıldır özellikle işle ilgili sıkıntılarınız varsa 5, 15, 25, 45 gibi böyle e, orantısız artışlarla gidiyor. Ek iş fırsatları, ek kazançlar. hiç e, Daha önce yapmadığınız, yapmam dediğiniz bazı bir takım işleri de yapacaksınız. Ve dolayısıyla kazançlarınızı artıracaksınız. aşkta ise... İşte Güzel. Yarı zamanlı kıskançlıklar, yarı zamanlı işte eski sorunları çözme dediğimiz için üç kalp verdik. Kariyer ve para konusunda zaten ek işler, fırsatlar, sosyalleşme, yeni insanlar, iletişim dediğimiz için bolca yıldız verdik. Sağlık konusunda da maşallah dedik.